Mart ayının ortası, kar yeni kalkmış. Ortalık ayaz. Hava buz gibi. Karagöz nicedir işsiz. Kazağını paltosuna eskiciye satmış. Yarı ağaç, yarı tok. Üstünde bir fanila, bir mintan. Soğuk havada iş bulmak için gezerken dişlerinin takırtısı Uludağ'dan duyuluyor. Karagöz tam bu esnada Hacivat'la karşılaşır. Merhaba Karagözüm, iyi misin? İyi değilim Hacivat, Aa bak Karagözüm, leylek gelmiş, artık yaz geliyor, havalar ısınır artık. Hacivat anlamsız konuşma, hem leylek gelmiş diyorsun hem kaz geliyor diyorsun. Kaz demedim Karagözüm, yaz dedim, yaz geliyor dedim. Kaz yazayım ama ben yazı bilmem ki, yaz demek kolay. Dediklerimi yanlış anlıyorsun Karagözüm. Bak leylek nasıl da takır diyor. Palton mu yok? Doğru ya, paltonu giymemişsin. Al benim paltomu giy. Hacivat bu leylek yolunu kaybetmiş. Kış günü Bursa'ya gelmiş. Şimdi gerçekten takırdamaya başladı. Karagözüm leylek değil, ben takır diyorum. Balto senin olsun. Kürkçü Emin'den kendime kürklü bir palto alacağım ben. Kürkçü Cem'den palto mu çalacaksın? Çalmayacağım. Parasıyla kürklü palto satın alacağım. Hacivat'ım, paltonu geri al. Bana kürklü palto satın al. Olmaz Karagöz'üm. Benim eski paltomu sen giy. Ben kendime kürklü palto alacağım. Karagöz, kendine alma, bana al dedikçe Hacivat sana değil kendime alacağım dedi ve birlikte Kürkçü Emin'in dükkana girdiler. Bunlar dükkanda tartışa dursunlar. Kürkçü Emin, bir diğer lakabı da Tilki Emin. Gençliğinde bir taşla dört kuş vurmuşluğu vardı. Şimdi ise bir taşla iki kuş vurmanın derdindeydi. Sensin dedi, büyüksün dedi, zenginsin dedi ve Hacivat'a iki kürklü palto sattı. Paltoların birini Hacivat, diğerini Karagöz giydi. Hacivat Karagöz ile birlikte yolda giderken gördüğü bir fakire eski paltosunu verdi. İki arkadaş ilk karşılaştıkları yerden geçerken leyleğin o evin bacasının üstünde olmadığını gördüler. Aa bak Karagözüm, leylek yok, gitmiş. Başka leylekler mi gelmiş? Hani nerede? Ay kafam açıldı, dur kapatayım. Hop. Oh. Başka leylek falan yok. Tek leylek var, o da gitmiş. Ha, şu zamansız gelen leylek. Onun sayesinde kürklü palto sahibi oldum. Şansım açıldı. Bundan sonra beni kimse tutmasın.